Herkese merhaba. Malum insansız hava araçları veya dronlar konusunda onlarca video çekiyoruz. Çünkü gelişmeleri sizi birinci ağızdan iyi bilgilerle doyurmaya çalışıyoruz. Son günlerin önemli gelişmesi tabii ki Türkiye'nin ihracat başarısı var. Ama Libya'da da STM tarafından yapılan Kargo 2 kamikaze dronuna gerçekleştirilen bir saldırı var ve bu saldırı da Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı. Bunun enteresan bir şekilde içerideki yansıması büyük başarı olarak geçerken dışarıda özellikle de çeşitli ülkelerin parlamentolarında atılan adımı açıkçası ben biraz endişe verici olarak görüyorum. Bugün meslektaşım Özgür Ekşi ile beraber bu konuyu konuşacağız. Ve neler yapıldı, neler edildi, bu iş nereye doğru gidebilir? Bu gibi konuları Özgür Ekşi, TÜRDEF'in genel yayın yönetmeni beraber konuşacağız. Özgür merhaba, hoş geldin. Merhaba Tolga, hoş bulduk. Seni görmek tekrar güzel. Seni de yeni böyle bir markayla gördük. Yıllardır beraber bir sürü yere gidip haberler yapıyoruz. Öncelikle TÜRDEF hayırlı uğurlu olsun. Onu böyle videonun sonunda biraz soru soracağım onunla ilgili sana ama bugün tabii ki gündemimiz Kargo 2 ve Türk İHA'larının aslında girişte de söylediğim gibi ciddi bir ihracat başarısı. Zaten teknolojik olarak dünyada iyi bir yerdeyiz ama bu Libya'daki gelişmeleri ben açıkçası çok enteresan buluyorum. Türkiye içinde sanki çok büyük bir başarı gibi lanse ediliyor ama insansız hava araçları, yapay zekaya sahip dronların gerçekleştirdiği Libya Mutabakat Hükümeti güçlerinin bir operasyonu var. Peki bunlar neler? Biraz senden bu Libya'daki Kargo 2 meselesini duyabilir miyiz? Şimdi aslında bu BM raporu yeni değil. BM raporunu ben daha önce çalıştığım dergide aslında ele almıştım, bakmıştım, incelemiştim. Böyle 500 küsur sayfalık bir rapor. Böyle deyince insanlar kim okuyacak diye şöyle bir düşünüyor. Alakası yok. Okumak isteyen için 40 sayfa raporun kendisi. Geri kalanı sadece ek. Önce bir onu bilelim. Yani okunmaya müsait. Lütfen okusunlar. Erinmesinler. İkincisi, orada bir gazeteci, nasıl diyeyim, numarası olan, gazetecinin ahlakına kalmış olan bir durum burada da var. Diyor ki açık kaynaklardan biz bu bilgileri topladık. Bir de ismini vermek istemeyen gizli kaynaklardan topladık. Bu bir şey uydurmak istediğin zaman eğer kanın müsaitse yapabileceğin bir şey. Kim söyledi? Açık, gizli kaynak. Nerede? İşte söyleyemem. Adı açıklanmayan yetkililer olarak bizim haberlerimizde çok fazla göremeyeceğiniz konular açıkçası. Evet. Evet, yani biraz arka tarafta bazen olan şeylerden biri bu maalesef ve hani uydurdum yazdım. Şimdi raporda Kargo'nun otonom bir sistem olduğu ve bir taarruzda kullanıldığı yazılı. Zaten sorun burada başlıyor. Kargo navigasyonu otonom olan bir sistem. Yani operatörü şuraya git diyor ve bir daha onun oraya gitmesine kadar onunla temas kurmuyor. Bu ne demek? Bu yolda sinyal alışverişi olmadığı için SIGINT dediğimiz signal istihbaratı ya da herhangi bir şekilde elektronik bir haberleşme olmadığı için cem edilebilme ihtimali az, fark edilme ihtimali düşük demek. Bu da operasyonel başarıyı arttıran bir etken. Belki biraz da işte operatörün bu işle uğraşmasını engelliyorsun, başka işlere konsantre olmasını sağlıyorsun gibi şeyler de düşünebilir ama bunlar yan, önemli değil. Asıl önemli olan operasyon bölgesine kendi başına gidiyor. Sürü olarak gidiyor. Ama elektronik sinyal yaymadığı için karşı tarafın bunu fark etmesi zor. En fazla radarda bir şekilde görebilirse, bir çıplak gözle birisi görebilirse, sesini birisi duyabilirse gibi ikincil şeylere kalıyor. Sensörlere değil, daha ihtimallere kalıyor. Bu da başarı ihtimalini arttırıyor. Ama BM raporu, bu gizli tanıklara dayandırdığı raporda bunu bir anda otonom olarak taarruza geçen bir İHA olarak tasvir etmiş. Bu da gördüğü kişiye masum mu değil miye kendisi karar verecek demek.
Bir de bu ilk önce burada hukuki bir süreç başlıyor. Birisine saldırdı, öldürdü. Bu kişi de masum çıkabilir. Çıkar çıkar. Bu kişi algoritmayı yazan mı? Onu onaylayan mı? Onu satın alan mı? Orada onay mekanizması mı? Orada teknik bilmem bir sürü onayı yapan mı? Kim bunun sorumlusu olacak? O belli değil. Zaten STM'nin ürününde de bu yok. STM'de ben bunu STM'li yetkililere de STM yetkililere de aradım, sordum. Ben mi yanlış biliyorum? Bu kadar laf çıktı. Dediler ki hayır, biz bunu broşürlere yazdık. Bu otonom ama navigasyonu otonom. İyi ki de sadece navigasyonu otonom. Çünkü hukuki anlamda bizi ileride çok bağlayacak bir yere doğru götürürdü. Hoş, şimdi de kimse ilgilenmediği için olmayan bir şey yüzünden, olmayan bir özellik yüzünden gidiyoruz diye korkuyorum. Ben burada şeyi sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler raporu hazırlandı bu konuyla ilgili. Bir baktık ki hani Libya ile çok alakası olmayan gözüken Hollanda parlamentosuna gitti bu rapor. Yani oradaki ülkelerin raporlarından, parlamentolarından çıkacak bir şey Türkiye'yi nasıl bağlayabilir? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bence şimdi bugün Türkiye'yi şöyle doğrudan bağlamaz ilk aşamada. Ama sizin sattığınız ürün başka ülkelerin kamuoyunda bunlar katil, bu sistemler katil, kendi başına gidip öldürüyormuş, bizim topraklarımızda olmasın diye algılanırsa ülkeler, savunma bakanlıkları, İçişleri Bakanlıkları bu ürünleri alamaz. Çünkü kamuoyu baskısı aleyhine dönüşecek demektir. Sen bunu alamazsın, sen ne yapacaksın, kim ölürse kim sorumlusu olacak sorularına demokratik hiçbir ülkede, hiçbir hukukun üstünlüğü olan bir ülkede kimse cevap veremez. O yüzden de bu bence Türkiye'nin üretmesinin önüne atılmış bir engel değil. Ama Türk savunma sanayinin gelişmesi benim gözümde ihracata dayalı. Çünkü dünyada bütün ülkelerde ihracata dayalı. Bu ürünün ihraç edilmesinin önünde bir engel. Bu engele karşı bizim uyanık olmamız gerekiyor. Yani aslında Hollanda buna hedefliyor bence. Başkaları da sırayla bunu alacak ve 1, 3, 5 derken 30 ülkenin birden parlamentosu böyle bir şey yaparsa sonra 31. 50. ülke diyecek ki biz almayalım. Bütün dünyanın tepkisini mi çekeceğiz üstümüze? Bu tabii başlangıç, baktığın zaman kargo çok ufak bir drone gibi gözükse de buradan atılacak hukuksal adım başka İHA sistemlerini, işte daha büyüklerini bugün işte bakıyoruz. TB2 Polonya'ya ihraç ediliyor, Anka Tunus'a ihraç ediliyor ve Türk İHA'larının satış anlamında fiyat performans açısından büyük başarısı var. Buradan da çok önemli bir konuya dikkat çekmek gerekiyor. Ben tabii biraz şeyi de değerlendirmek istiyorum. Bizim kamuoyuna bu yanlış bir şekilde yansıdı. Böyle bir başarımız, vay bizim kamikaze drone'umuz Libya'da operasyonda kullanıldı gibi tarafından bakılıyor ama seninle görüşünü paylaşıyorum ve Türkiye'nin bu konuda önemli adım atması gerektiğine inanıyorum bununla ilgili. İki noktaya değinmeme izin ver. Birincisi, bir konuda kendimizi kandırmayalım. Evet, fiyat performans ürünü bizim ürünlerimiz. Amerika Mars'ta helikopter uçuruyor. Bir şeyi uzaktan komuta etmekse Mars'tan eğer bir şeyi komuta edebiliyorsak eşitiz demektir. Bizim ürünlerimiz, insanlarımız çok daha genç, çok daha adam saat maliyetlerimiz düşük, çok daha hızlı üretiyoruz. Bizim üretim süreçlerimiz Amerika'dan ya da başka ülkelerden çok daha düşük. Bizim avantajımız bu. Yani yoksa onların yapamadığı bir şeyi biz yapıyoruz diye yaklaşmak, kendimizi kandırmak. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız, evet ürünlerimiz çok iyi ama bu şekilde iyi. Yani bu gerçeği gördükten sonra iyi. İkinci olarak da bu iş sadece küçük dronlarla sınırlı kalmayacak. Ben Amerika'dan bir kadıncağızın bir yazısıyla karşılaştım. Onu da Turdef'te yazdım. Ona değinmek istiyorum. Dediğin gibi Anka, TB2, Vestel, Karayelsu hepsine bir önüne engel getirecek bir, ben büyük bir, daha büyük bir kampanya görüyorum. Bunu şey diye düşünebilir o izleyici. Ya paranoyak mı acaba? Bunlar
oturup da açıkla biz size böyle taarruz ediyoruz diye yapılmaz. İnce ince yapılır, nakış gibi işlenir. Yazıya döneyim. Bir Amerikalı kadın deniz kuvvetleriyle bağlantılı bir yerde bir yazı yazmış. Diyor ki bu maket diye geçiyor. Bizde de daha çok böyle geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı işte Diyarbakır'a taarruz denemesi oldu maket uçaklarla diyor. Aynı şeyden bahsediyor. Küçük dronlar, sivil ticari dronların bombayla yüklenip saldırılması kitle imha silahlarından tehlikelidir şeklinde bir lafla girmiş. Allah Allah, nasıl bir şey? Bir anda binlerce insanı mı öldürüyor? Hayır, ama maksat algıda bir algı yaratmak. İşte çok tehlikelidir, şöyledir, böyledir, bunlar çok sakattır falan bir sürü şey yazıyor hanımefendi. Fakat bu yeni bir algı oyunu. Fotoğrafına girişte kocaman bir TB2 koymuş. Altında Azerbaycan'da TB2'nin yaptığını eklemiş, onları anlatmış. Sonra dönüyor başka bir konuya geçiyor. Bu aslında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Ben bunlardan rahatsızım derken bunlardan da rahatsızım demektir. Bu da insanların algısına bir gene bir oynamadır. Ben bu nedenle bu hanımefendiye mesaj da attım. LinkedIn'den ulaştım, mesaj attım. Daha doğrusu ulaşmışım. Çünkü bana yanıt vermiş. Ben bir dostumun söylemesiyle, onun bana ekran görüntüsü atmasıyla yanıtını okudum. Çünkü beni engellemiş. Hani 10 bin mil ötedeki herhalde kadına sarkıntılık mı etti, bir düşündü, ne yaptı bilemiyorum. Yoksa durumdan mı rahatsız oldu? Onun cevap vermesi lazım. Ve diyor ki aslında bunun özellikle kayda geçmesini istiyorum. Ben ona dedim ki TB2 bir sivil bir drone değildir, ticari bir drone değildir, askeri bir drondur. Bu yazıda siz bunu kullandınız. Niye bunun görüntüsünü kullandınız? Bu soru zaten rahatsız etmiş. Bana cevabı ikisi arasında bir bağ yoktur. Ben bu kaydın, bu ifadenin kayda geçmesini istiyorum. Çünkü ileride biz buna dayanacağız ve diyeceğiz ki bak, bütün her şeyin başladığı noktada bu kadın aslında bunun bir bağı yok diyordu. Ama algı, oynamak istediği algı başkaydı. Diğer taraftaki işe dönelim. Birleşmiş Milletler raporuna dönelim. Birleşmiş Milletler raporu oldukça eski tarihli. Human Rights Watch, yani insan hakları takip, neydi onun Türkçesi, unuttum. O STK bunu alıyor, yazıyor ve işin içine diyor ki İsrail'in Harop İHA'ları da bu işe dahil oldu. Onlar da bu şekilde kullanıldı. Onların da ne derler, otonom taarruz yeteneği var. Benim bildiğim kadarıyla, ben İsraillerin ürünlerini çok o kadar yakından bilmiyorum, onlar da anlatmaz herhalde bir Türkiye. Bildiğim kadarıyla Harop'un otonom taarruz yeteneği yok. Ama STM'nin, Kargo 2'nin kesinlikle yok. Burada Human Rights Watch'ın bu yazısını bakmam lazım. Hatta söyleyeyim bir saniye, Turtef'e gireyim. Hazırlamadım maalesef. Bir Global Scientist vesaire bir şey. Organizasyon haber haline getiriyor. Bundan yaklaşık Human Rights Watch 4 hafta kadar önce yazıyor. 3 hafta kadar önce bu Global Scientist vesaire yazıyor, ama Harop yok. Harop nerede? Arada bizim İHA'lar, drone'lar var ama İsrail olunca buradan çıkartılıyor. Bu şey gibi oldu. Son İsrail'in yaptığı baskılar üzerine işte Batı Şeria, ateşlenen füzeler, Iron Dome derken YouTube'a bir bakıyorsunuz, altyazı olarak Filistin'i deyince terörist olarak adlandırılıyor. Bu da olayın başka bir tarafı tabii ki. Bravo. Yani nerede? İsrail'in yaptıkları nerede? Onlar yok. Onlar olmayınca tabii atış serbeste dönüyor iş. Bir saniye, bu arada şeyi buldum. Human Rights Watch'ı söylemiştim. Sonra Atomic Scientists. The Bulletin of the Atomic Scientists. Kurumun adı bu. Yani bilimcilerinin bülteni gibi anlaşılıyor, ama yayınladı bu. The Bulletin of the Atomic Scientists. Bu doğrudan
Harops'uz STM'den şeyden kargodan başlıyor. Ve arkasından şimdi işte bütün Türk medyasının işte bizi övüyorlar dediği yayınlar başlıyor. Yani The Independent başlıyor, BBC'den emin değilim, hatırlamıyorum. Pek çok kurum söyleyebilir. BBC Wall Street yaptı mı? Wall Street Journal tabii. Batı'nın ciddiye alınması gereken ve arkasında da bir maksat var mı diye açıkça da sorulması gereken, ne yaptığını, niye yaptığını iyi bilen kurumları başladılar yazmaya. Ama asla Harop yok. Çünkü Harop sansürünü bu Atomic Scientist yaptı. Atış kargoya serbest dedi ve başladı. Ben de diyorum ki biz bunu Harop'u övelim diyen yok. Ama Harop'la beraber ikimizin aynı ateş altında olduğunu, bir şekilde cepheyi genişletmek gerektiğini insanlara anlatalım. Biz bu taarruzun altında, haksız taarruzun altında kalmamalıyız. Haksız taarruzun altında kalıyorsak Harop'u da çekmeliyiz. Başımız belki de sözde Ermeni soykırımı nasıl bir sürü ülke tarafından sözde bir şey çürütülüyor ama bir sürü ülke bunları kabul etmeye başlayınca işte ne oluyor? İlişkiler farklı farklı boyuta geliyor. Ben şimdi özellikle bunları detaylı detaylı anlatıyorum. Genç arkadaşlarımız sıkılacak ama bunları öğretmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Uluslararası hukukun neden bu kadar önemli olduğunu, çünkü gelecek zamanda da başımız yine bu tür şeylerden derde girmesin diye önlemlerin alınması. Bir başka sorun da malum 2. Dağlık Karabağ Savaşı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekten tabii Türkiye'nin de verdiği destekle 30 yıldır işgal altında olan toprakları gerçekten çok dişe diş bir savaşla, çok zor bir arazide bunları geri aldı. Ama bu savaşta da biraz önceki haberler gibi hep TB2 ön plana çıktı. Yani İsrail'den alınan bir sürü İHA sistemi var, bir sürü dolanan mühimmat var ama hiç böyle bir şey çıkmadı İsrail'den. Ha şunları duyduk savaştan sonra, tamam sen ben çok yakından takip ediyoruz ama İsrail'in birçok ülkeye satış anlaşmasını duyduk sonrasında. Adı açıklanmayan bir ülkeye yapılan işte 150 milyon dolarlık satış. Yani sence biz biraz fazla mı ön plana çıkardık silahlarımızı? Şimdi evet, kendimizi hedef haline getirdik. İsrail pek çok konuda uyguladığı sessizlik politikasını, örneğin en meşhuru, en bilineni nükleer silahla ilgili var mı yok mu kimse emin değil. Kaç yıldır adamlar ağzını açmadılar bu konuda. Hiç gaza gelip bu konuda tek bir kelime söylemediler. Her konuda böyle davranıyorlar. Savunma çok dikkatli olunması gereken bir konu. Ben bir gazeteci olarak evet konuşulmasını istiyorum. Ama aynı zamanda sorumlu bir kişi olarak ne kadar konuşulacağının da kontrol altında olması gerektiğini düşünüyorum. İkisinin ayarını bulmamız lazım. Gelelim Karabağ. Bir, Karabağ'da TB2'ler kullanıldı, doğru. Ama Antonov'un AN2'leri insansızlaştırıldı, onlar da kullanıldı. Hiç kimse konuşmuyor. Harop'lar da kullanıldı, onlar da hiç konuşulmuyor. Sadece varsa yoksa TB2. Evet, TB2 çok başarılı, çok doğru. Ama diğerlerinin, örneğin Harop'ların konuşulması şart. Çünkü aslında örneğin ne oldu? TB2'nin altındaki payload'u, faydalı yükü, Westcam'di. Ermeniler bir İHA düşürmüşlerdi, TB2 düşürmüşlerdi. Kanada'ya yazdılar. Kanada'dan sadece aslında onlar değil, daha bir sürü firmaya yazdılar. Ve dediler ki burada işte haksız bir savaş oluyor, şöyle de bir şeyler oluyor. 30 yıldır orayı işgal edenler bendim. Ama işte ağlayınca bir şekilde bir sana bir süt geliyor. İşe yaradı. Senin açıklamalarına orada düşürülen TB2'nin bütün ele geçen bütün parçalarını Ermeniler incelemeye başlar. İşte seri numaraları, hangi, yani şimdi sonuçta insanımız da çok karıştırıyor. Yerli, milli, işte %92 motoru böyle diyor, kamerası. Önemli olan sizin sisteminiz, hazırladığınız sistem. Bunu hep anlatıyoruz. Özgür de anlatıyor yayınlarında. Bunları hazırlarken bunlar işte kamerayı kim yapıyor? Westcam, Kanadalı şirket. Gidiyorlar Kanadalı şirketin önünde eylem yapıyorlar. Sloganlar atılıyor. İşte afişler açılıyor. Şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor.
Ve orada da bir ciddi bir Ermeni diasporası var. Bunun sonrasında da şirketler baskı altına tutuluyor. Nüfus, oy, siyasi partilere baskı, bunlar çok önemli kavramlar. Belki de Türk insanı olarak dışarıda en büyük eksikliklerimizin başında geliyor. Ve burada da aynı Libya'da olduğu gibi Türk silah, savunma sektörünün ürünleri 12'den hedefe konuyor. Ve tabiri caizse oya gibi işliyorlar. Bakalım başımız ne olacak, ne bitecek. İçeride de biz bunları bazı şeylere biz savunma milli bir konu olmasına rağmen siyasete çok karıştırıyoruz. Günlük işte şunu yaptık, bunu yaptık paylaşımlar çok fazla filtrelenmediğini ben düşünüyorum. Sonra da başımız derde giriyor. Bakalım neler olacak diye merakla bekliyoruz. Ben bu millilik yerlilik konusunda bir şey söyleyeyim. Mesela %93'ü yerli dendiği zaman bu aslında teslim edilecek platform için yapılan anlaşmada söz konusu ürünün %90 ürünün tamamı değil. Firmanın yükümlülüğünün %93'ü yerli anlamına geliyor. Firmanın yükümlülüğü içinde şimdi var mı bilemiyorum. Eski zamanda payload yoktu. Motor yoktu. Payload değil mi? Evet, özür dilerim. Elektrooptik kamera, lazer işaretleyici, targeting, aydınlatma. Bunlar yoktu. Şimdi ne oluyor bilmiyorum. Ama hani millilik, yerliliğin karşılığını aslında firmanın yükümlülüğüyle bağlantılı, sınırlı olduğunu iyi bilmemiz lazım. Madem yerliliği de konuştuk. Bu konu ne yazık ki kamuoyunda özellikle çok karıştırılıyor ve farklı farklı iddialar, farklı farklı yaklaşımlar. Şimdi sonuçta bir şey ortaya atıldığı zaman herkesin ona verecek bir cevabı var ve böyle büyük büyük kavgalar çıkıyor ama İHA ve drone konusunun geleceği hukuksal açıdan soru işaretleri bu gelişmelerle Türkiye açısından durum buraya doğru gidiyor diyelim. Arada tabii. İzninle şunu söylemek istiyorum. Aynı Libya STM2 olduğu gibi Azerbaycan için Azerbaycan'da Türk ürünleri düşürülen Türk ürünlerin üzerinden Kanada'ya ulaştıkları gibi aslında aynı ürünler İsrail'de de kullanılıyor. Yani Westcam'in o payload'unu İran'da İsrail'de kullanıyor. Yani aynı ülke yani aynı Azerbaycan, aynı Ermenistan, aynı Karabağ, aynı Westcam ama Türksen sana var, ambargo var. İsrailliysen sana yok. Burada bizim bu gaza gelmeden, bu coşkuya düşmeden dikkatli bir şekilde davranıp İsrail'in elinde aynı ürünler var mı? Onlar da bunu kullanıyor. Aynı şeyler. Onlar da orada kullanıldı diye propagandasını yapmamız lazım. İsrail ürünlerinin propagandasını yapalım demiyorum. İsrail hedef olmuyor. Biz de hedef olmayalım. Hedefi cepheyi genişletelim. Baskı azalsın üzerimizdeki diyorum. Bunu özellikle söylemek istedim. Önemli bir konu. Çok teşekkürler. Bir de tabii ki sen Turdef diye yeni bir marka oluşturdun. Yeni bir girişimin var. Biraz da onu anlatırsan neyi hedefliyorsun? İnsanlar seni nereden takip etsinler? Bu bilgileri de alalım Özgür senden. Evet, şimdi biraz geçmişine dönmem gerekecek zamanımız varsa. Ben Hürriyet'te savunma muhabiri olarak başlamıştım. 2005 yılında o zaman Türkiye'de savunma üzerine, havacılık üzerine sen yazıyordun ama savunmayı ele alan kimse yoktu. Ben savunmayı tişört satmaktan farklı bir şey olduğunu anlatmak isteyerek Hürriyet'te çalıştım. Ve bir tüfekse, milli piyade tüfeği ise niye 7.62, niye 5.56 değil, ne farkı var bunları anlatarak başladım. Böyle kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonra Hürriyet'te yollarımız ayrıldı. Çok da mutluyuz. Yani şimdi sonra C4'ü kurdum. Bir ortağım vardı. C4 Defense'i kurdum. 8 yıl orayı götürdüm. Ekim ayında bağları kopardık. Ve şimdi artık buranın genel yayın yönetmeniyim.
ayrıldığım zaman, yeni bir yol ayrımına geldiğim zaman şöyle bir şey düşünmek zorunda kaldım. Bu sektöre ben başladığım zaman rakibim neredeyse yoktu. Benim yaptıklarımdan sonra bol miktarda rakip yarattım. Şimdi tekrar aynı ortama Türkçe bir şeyle, yayınla girersem onca rakibin arasında biri olurum. Oysa Türk ürünlerinin yurt dışında doğru tanıtılması da bir ihtiyaç. Çünkü iyi tanıtılmıyor. Yanlış haberlerle tanıtılıyor. İyi yapanlar var. Onlara ben bir itirazım yok. Ama çoğunluğu konuşuyorum. Firmaların ihracatını destekleyebilecek şekilde, bu şu demek değil, olmayan olmuş gibi gösterelim değil. Olanı doğru gösterelim. Türk ürünleri zaten yeterince kaliteli. Buna bir engel yok. Ya da fiyat performans açısından zaten avantaj Türk ürünlerinde. Ama doğrusunu anlatalım. Doğrusunu anlatırsak, doğrusunu bilirse karşıdaki adam Türk ürünlerinden neyi bekleyeceğini, ne kadar bekleyeceğini bilirse ürünlerin de ihracatının önü açılır diye düşündüm. TURDEF, Turkish Defense'in ilk üç harfinden kısaltarak TURDEF'i kurdum. İşte Ocak sonunda şirketi kurdum. Şubat başında yayın başladım. Ne yapacak? Yurt dışındaki adam beni nereden görecek diye düşünürken şu anda ayda, ilk başta ayda 70 farklı ülkeden geliş vardı. Şimdi 90 ülkenin üstüne çıktı. Ayda 90 farklı ülkeden insanlar geliyor. Sadece Türk ürünleri yok. Ama daha çok Türk ürünlerini okumaya. Çünkü dünyada da ne olup ne bittiğini de yazmam gerekiyor. Bütün dünyada olup bitenleri ve özellikle Türkiye'de olup bitenleri okuyabilecekleri bir kanala gelmiş oldular. Ben de böylece bir çorbada bir tuzum olursa ne mutlu bana. Başarılar diliyoruz. Önemli bir yol. Çünkü bir ülkenin savunma ürünlerinin ihraç edilmesi ve tabii ki iyi tanıtımlarının, onlar hakkında düzgün haberlerin yapılması da büyük önem taşıyor. Özgür, başarılar diliyorum. Umarım bu konunun farklı bir boyutunu izleyicilerimize anlatmış olmuşuzdur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.